Herkese selamlar Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf öğrencilerimizle birlikte Sosyal Bilgiler Dersi 2. yazılıya tam 5. videomuzla hazırlık çalışması yapacağız. Daha önce 4 video yayınlamıştım mutlaka izleyin. Bundan sonra da birkaç tane daha video yapacağım ki 4 dört hazırlanalım. İlk yazılarda olduğu gibi hepimiz yüksek notlar alalım. Bunu siz tecrübe ettiniz ve biliyorsunuz. Tek şartımız var arkadaşlar sonuna kadar dikkatli izlerseniz 100 alırsınız tüm videolarımızı o yüzden dikkatli bir şekilde takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bundan sonra gelecek videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimler açabilir. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Hadi hemen sorulara geçelim. Soruları hazırlayan Zeki Doğan hocamıza çok teşekkür ederiz. Hocamızın sitesinin linkini açıklama kısmına koyuyorum. Mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. İlk soruyla hemen başlıyoruz. Soru 1. 15 puanlık bir soru. Yukarıda verilen açıklamalar hangi hak ve özgürlüklerimize aittir? yazınız demiş. Anayasamızın 20. maddesinde herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir ifadesi yer alan hakkımızı sormuş. Dikkat ederseniz özel hayatına dediği için benim için burada aslında sorunun cevabı yatıyor. Ben buradan yola çıkarak ilk boşluğumuza özel hayatın gizliliği yazacağım ve buradan puanımı alacağım. Özel hayatın gizliliği yazdım ve puanımı aldım. B'ye geldim. Şimdi tamamlayalım 15 puanı. B'de diyor ki anayasamızın 21. maddesinde kimsenin konutuna dokunulamaz. Kanunla yetkili kılınmış merciğin yazılı emri bulunmadıkça kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz, buradaki eşyaya el konulamaz ifadesi yer alan hakkımızdır. Bakın konut dokunulmazlığını zaten buradan herhalde yakaladınız diye düşünüyorum. Dolayısıyla buraya da biz ne yazacağız? konut dokunulmazlığı yazacağız arkadaşlar. Bunu da böyle yazarız ve bu da bizim için tamamlanır. Toplam 15 puanı aldım. İkinci soruyla yoluma devam ediyorum. Tabloda verilen bilgiler yeni çağda Avrupa'da meydana gelen hangi gelişmelere aittir demiş. Hemen bakıyorum. Yeniden doğuş anlamına gelir. 15. ve 16. yüzyılda Avrupa'da edebiyat, bilim, güzel sanatlar alanında meydana gelen gelişmelere verilen isimdir. Benim için anahtar yerlerden bir tanesi şurası olabilir. Yeniden doğuş kelimesi. Bir diğeri asıl önemli olan edebiyat, bilim, güzel sanatlar diyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben bir numaralı, bir numaralı soruya ne yazacağım? Rönesans yazacağım. İkiye gelelim hemen. Kelime anlamı düzeltme ve yenileme anlamındadır. 16. yüzyılda Avrupa'da Hristiyanlığın Katolik mezhebinde bozulmalara tepki olarak Almanya'da ortaya çıkan yeni düzenlemelerdir. Dikkat ettiniz mi? Bak Almanya bizim için bir anahtar kelime. Bunu biliyor olmanız lazım. Hristiyanlığın Katolik mezhebinde diyor dini bir olay olduğunu da anlarsınız. E, dolayısıyla burada Avrupa'da dini olay hangisiydi? Tabii ki de reformdu. Bunu yazdık ve bu soruyu tamamlarız. Birincisi de nerede ortaya çıkmıştı? Hemen hatırlatayım arkadaşlar. İtalya'da ortaya çıkan bir olaydı. Bunu da hatırlatalım istedim. Geldim yazılımın 3. sorusuna. 3. soru da bana diyor ki buna göre hangi nüfusu gösterir yazınız diyor. Nüfusun cinsiyet, yaş, çalışan nüfus, tüketici nüfus, ortalama ömür durumlarını göstermeye yarayan grafiklere nüfus piramidi denir. Piramitte 3 grubumuz var arkadaşlar. 0-14 yaş grubu nüfus piramidinde yer alan 0-14 yaş grubuna ben şöyle yazıyorum arkadaşlar. A diyorum A'yı zaten buradan görüyorsunuz. A bunlar bağımlı nüfustur arkadaşlar. Bakın bunlara biz bağımlı nüfus diyoruz. Şimdi bağımlı nüfus ne demek? Kendi ihtiyacını kendisi karşılayamayan ama birilerine bağlı olan. Mesela 0 yaşında ya da işte 1 yaşındaki bir çocuk, 3 yaşındaki bir çocuk kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir mi? Hayır. Kime bağımlı? Anne babasına. Dolayısıyla A'ya ben bağımlı nüfus grubu diyeceğim. Geldim B grubuna arkadaşlar. Nüfus piramidinde 15-64 yaş grubu Çalışan nüfus arkadaşlar. Burası çalışan nüfus oluyor. Yani toplumdaki ekonomik yükü sırtlayan grup bu grubumuzdur. C'ye geldim. Nüfus piramidinde 65 yaş ve üzerine de yaşlı nüfus diyoruz arkadaşlar. Yaşlı nüfus yine buraya bağımlı nüfus da diyebilirsiniz. O da kabul edilebilir ama yaşlı nüfus deseniz yeterli olacaktır. 65 yaş üzeri de o gruba dahil oluyor ve böylece 3. soruyu da tamamlıyoruz. 3. sorumuz yanlış bilmiyorsam 20 puan en yüksek puanlardan bir tanesiydi. Geldim dördüncü yazılı sorumuza. Bana bazı Türk İslam bilim insanları ile ilgili bilgiler vermiş ve ben bunları doğru eşleştirmeye çalışacağım. Yukarıda özellikleri verilen Türk İslam bilim insanlarının adlarını yazınız demiş. Tabii ki insanlık tarihinin en büyük filozoflarından birisidir. Birinci öğretici olarak adlandırılan Aristo'nun düşüncelerini geliştirerek muallimi Sani ünvanı almıştır. Arkadaşlar bu kişi Farabi'dir. Bunu buraya yazdım ve hemen ikiye geçtim. Matematik ve astronomi bilginidir. Uluğ Bey'in Rasathanesinde çalışmıştır. Fatih'in davetiyle İstanbul'a gelmiş, İstanbul'un enlem ve boylam derecelerini belirleyip ayın haritasını çıkartmıştır. Bakın anahtar kelime orada ayın haritasını çıkartması. İstanbul'a gelmesi de aklınıza gelmiş olabilir. Bu kişi de Ali Kuşçuydu. Bunu da yazdım. Sağ tarafa geldim. Sosyoloji ve tarih felsefesinin kurucusudur. En önemli eseri de Mukaddimedir. Bu kişi de İbni Haldun'dur arkadaşlar. İbni Haldun'da yazıyorum. Ve dördüncü soruyu da tamamlayıp 20 puanı da buradan tam bir şekilde alıp yoluma devam ediyorum. Geldim yazılımın 5. sorusuna. Bana diyor ki Osman Devleti'nde toprağını mazeretsiz olarak arka arkaya 3 yıl boş bırakan köylüden Çift bozan adıyla bir vergi alınırdı. Çift bozan vergisinin alınma amacı nedir? Neden bu vergiyi alıyor devlet? Aslında bunu soruyor. Biliyorsunuz Osmanlı'da tımar sistemiyle birlikte insanlara, memurlara toprak dağıtılıyordu ki onlar eksin, bitsin, üretsin ve üretimin sürekliliği sağlansın. Çünkü eğer toprak boş kalırsa bir, devlete asker yetiştirilemez. İki, bir güvensizlik ortamı oluşur, üretim olmaz. Üç, bunun dışında işte topraklar boş kalırdı, maaş yükü artardı. Dolayısıyla devlet toprağın boş bırakılmasını istemiyor. Çünkü devlet şunu sağlamaya çalışıyor arkadaşlar üretimde süreklilik sağlamaya çalışıyor. Bunu şöyle düşünün. Bir çark sistemi düşünün. Dişliler birbirine bağlı olsun. Dişlinin bir tanesi dönmediği zaman diğeri de hareket etmez. Yani tımar sisteminin doğru bir şekilde çalışabilmesi için tüm toprakların işler halde olması lazım. Boş bırakılırsa devletin işine gelmez. Dolayısıyla üretimde süreklilik bu sorunun doğru cevabı olacaktı. Geldik yazalımızın 6. ve son sorusuna. Atatürk'ün Türk demokrasisinin gelişmesi için yaptığı çalışmalara iki örnek veriniz demiş. Ben örneklerimi çeşitlendireceğim. Siz aralarından buna benzer bir soru illaki gelecektir. Buna benzer bir soruda istediğinizi seçip yazabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar Atatürk'ün 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması yeniliğini yapması yani saltanatı kaldırması aslında Demokrasi için ilk adım sayılabilir. Şimdi saltanat tek kişilik yönetimde. Bunun demokrasiyle ne alakası var? Hemen açıklayayım. 8'de de işinize yarayacak. Saltanat bir kişilik yönetim olduğu için halkın yönetiminin önünü kapatır, engeller. E ben bu engeli kaldırmış oluyorum. İşte o yüzden bunu buraya yazabilirim. 2. En büyük Atatürk'ün demokrasiyle ilgili yeniliği olabilir arkadaşlar. TBMM'nin açılması 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor ve böylece demokrasi yolunda güçlü bir adım atmış oluyoruz. Bunun dışında 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyetin ilan edilmesiyle arkadaşlar yönetim şeklimizi belirliyoruz. Yani demokrasi için çok sağlam bir adım atıyoruz. Yine buraya halifeliğin kaldırılmasını yazabiliriz. Çünkü hemen anlatayım sizlere. Halifeliğin kaldırılması yine tek kişilik yönetimden halkın yönetimine geçiş için bir adımdır. Halife tek kişi olduğu için bu demokrasiye uygun değildi. O yüzden bunu da yazabilirim ve böylece benim bu bölümüm biter. Hatta bir tane daha yazıyorum. Kadınlara seçme seçilme hakkı verilmesi. Kadınlara seçme, seçilme hakkı verilmesi. Bak 5 tane yazdım. Kadınlara seçme seçilme hakkı da aslında demokraside eşitlik ilkesiyle alakalı önemli bir kazanımdır. Dolayısıyla bu sorunun cevaplarını da bu şekilde halledebilirsiniz diyorum ve yazılımı tamamlıyorum. Umarım buna benzer bir yazılı kağıdı karşınıza çıkar da yüksek notlar alırsınız. Ben yine sizlere birkaç tane daha yazılı paylaşacağım ki yüksek notlar alalım. O videoları da kaçırmamak için, bana destek olmak için abone olup bildirimleri açabilir. Videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.